Başkentte yaşayan Mücahit Eren Uslu 7 yıl önce bir araç aldı ama aldığına da alacağına da bin pişman oldu. Çünkü ona aracı satan kişi önceki sahibini dolandırmıştı. Bu nedenle de devraldığı aracı bir türlü satamıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin noterine güvenerek teslim aldığım aracımı şu anda satamıyorum. 3 tane savcısı değişti dosyanın. Dosya artık yılan hikayesine döndü açıkçası. Aracı satan dolandırıcı çıktı. Aldığı araba yıllardır eline yapıştı. Arabaya gerçekten huzurum yerinde değil ve gerçekten binesim gelmiyor artık. Ankara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu bu arabayı 2016'da satın aldı ama bir türlü satamıyor. Çünkü Mücahit Bey aracı aldıktan sonra emniyete ruhsat çıkarmaya gitti ama orada şok oldu. Çünkü aracın üzerinde satılamaz tedbiri konmuştu. Nedeni ise iddiaya göre ona satan kişi daha önce satın aldığı kişiye parasını ödememişti. Aracın ilk sahibi aracı ilanına koyuyor. Dolandırıcı A kişisi vatandaşa bir sahte dekont gösteriyor. Ve aracın bedelini teslim almadan kendi kanaatince aracı teslim ediyor. Soruşturmaydı, iddianameydi, duruşmalardı derken aradan 7 yıl geçti. Şüpheliler yakalanıp itirafçı olsa da aracın üzerindeki satılamaz şerhi kalkmak bilmediği süreç Uslu'yu usandırdı. Adeta Kemal Sunal'ın davacı filmine döndü. Aracını 7 yıldır hiçbir şekilde satamamaktadır. Bizler şaşırıyoruz 7 yıldır bu davanın devam etmesine. Suçlular suçlarını kabul edenler, aracın ilk sahibi nasıl olayın olduğunu anlatmasına karşın bizim mağduriyetimiz devam ediyor.